Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. İnanılmaz derecede heyecanlıyım çünkü Xiaomi'nin yepyeni bir mağazası var. Aslında yepyeni bir mağaza sayılabilirdi, sayılmayabilirdi. Çünkü İstanbul'da, Bayrampaşa'daki Forum İstanbul'da daha önce bir mağaza açılmıştı ama o mağazaya şimdi yepyeni bir kimlik kazandırıldı. İçerisi bambaşka bir resme bürünmüş durumda çünkü tamamen yeni bir mağazacılık anlayışıyla kurulduğunu söyleyebilirim. Ama bizler için önemli olan bu detaylar değil, bizler için önemli olan içeride yepyeni teknolojilerin olması, içeride daha önce görmediğimiz ekosistem ürünlerinin, ki bazısı heyecan verici ürünler bunlar. Gerçekten ben de bir kısmını ilk defa gördüm. Son derece keyifli, son derece güzel, heyecan verici ürünler var. Yalan söylemeyeceğim, ben içeriye girdim, ürünleri gördüm, fiyatları da biliyorum. Ama isterseniz bu yeni açılışa, bu yeni düzenlemeye hep beraber konuk olalım, misafir olalım ve yeni ürünleri, yeni teknolojileri hep beraber daha yakından bakalım. Hadi başlayalım. Buranın en büyük özelliği yenilenmiş olması. Şu an zaten boş görüntüler ekranlarınıza geliyor. Yepyeni bir tasarım anlayışı var Xiaomi'nin başlattığı ve bu yeni tasarım anlayışını dünyada ilk uygulayan distribütörlerden birisi Evofone oldu. Ve burada da mağaza, ki şu an kamera arkasında Onuran var, sevgili dostum Onuran. Onunla da daha önce farklı şehirlerdeki mağaza açılışlarına katılmıştık. Zannedersem ki Onuran da kafa sallıyor, ben de aynı fikir olduğunu düşünüyorum. En ferah mağaza tasarımı bu diyebilirim çünkü geniş. Ürün çeşitliliği fazla, beyazın hakim oldu. Çünkü önceki mağaza biraz daha sarı, biraz da satürn tonları hakim gibiydi. Burası biraz daha ferah olmuş. Şimdi göstermek istediğim bazı ürünler var, ilginç ürünler var. Şöyle başlayalım hatta. Kutu açılışı yapalım mı Onur'a? Yapamıyoruz değil mi? Ya, tamam, şöyle yapalım. Ne haberin olsun. Şöyle göstereyim. Onur'a beni takip et. Pardon efendim. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Harikulade. Şöyle göstereyim önce. Bu ürün benim. Herhalde herhangi bir Mi Store'da şu ana kadar gördüğüm ilk ürün. Aslında geçişe de müsaade kapatmayalım Onuran. Tabii Xiaomi dendiği zaman akıllara bir dünya farklı ürün grubu geliyor. Ekosistem ürünleri var. Xiaomi'nin kendi yaptığı ekosistem ürünleri var. Ya da Xiaomi'nin iş ortaklarını yaptırmış olduğu ekosistem ürünleri var. Onlardan birisi de bu. Nesta Transformers diye geçen bir Transformers Legosu, Optimus Prime Legosu. Açayım mı? Açayım hadi. Buraya kadar gelmiş kalaşmamazlık yapmayalım. Çok fazla parçadan oluşan bir Optimus Prime Lego kiti. Bu mağazada beni çok heyecanlandıran yeni ürün ne dersiniz ya da daha önce görmediğim ürün nedir derseniz eğer, işte bu set. Optimus Prime'in kafası burada. Bana sadece kafa da yeter abi, Optimus Prime hayranı olarak, ama sen Megatroncu'ya benziyorsun Onuran. Evet, şimdi yanımızda Ahmet Turan Özbey var. Aslında yakından takip edenler kendisini tanıyor. Çünkü daha önce bir başka açılışla beraberdik. Evet. Ahmet Bey, Ahmet abi Evofone'un perakendeden sorumlu müdürü. Evet. Yani bir bakın aslında mağazalar onun kontrolü altında. Evet. Onun yönetimi altında açılıyor, genişliyor, yenileniyor. Şimdi yepyeni bir mağaza konsepti var. Evet. Bizim daha önce gördüğümüz Xiaomi mağaza tasarımı artık başka bir noktaya doğru gidiyor. Doğru. Çok kısaca onu alayım ama tabii. Şimdi kayıt öncesinde sizi konuştuğumuzda bana başka şeyler anlattınız. Hani bizim buradaki amacımız tek başına mağazacılık değil, ürün sayısını tabii arttırıyoruz. Çünkü sizleri takip ediyoruz, internetteki yorumlara bakıyoruz. İnsanlar ürünleri denemek, dokunmak, tabii, kullanmak istiyor. Orada bir sanırım vizyon değişikliği var. Kesinlikle. Şimdi birincisi, siz de fark etmişsinizdir, bu mağazamız daha da ferah, daha da insanların zaman geçirmesi için tasarlandı. Buradaki en önemli konu şu, deneyimin deneyimlenmesi. Ama burada biz illa satış yapalım, insanlara sürekli bir ürün satalım değil. Burada herkes gelebilir, ailesiyle gelsin, güzel vakit geçirsin. Açıkçası, minikler için yeni skuturlar gelmiyorlar, ilk defa gördüm ürünler orada. Çocuk skuturları dahi var burada şu anda. Buradaki en güzel şey, ürün çeşitliliğinin haricinde bütün ürünleri deneyimleyebileceğimiz o alanın olması. Ve çok ferah bir ortamın olması. Özellikle ekosistem ürünlerinde açık cihazların bulması. Çünkü ekosistemde, evet, iki sorun var. Bir, haberlerini yaptığımız, anlattığımız ürünlerin hepsini tek noktada bulmak kolay değil. Çünkü Xiaomi'de her gün onlarca yeni ürün geliyor. Evet, evet. İki, kesinlikle, açık ürünlerini bulmak, kesinlikle, ve kullanmak çok mümkün değil ki. Ekosistemde, kesinlikle, böyle irili ufaklı, incik boncuk değişik ürünler oluyor ve denemeden almak istemiyoruz. Kesinlikle. O açıdan bu mağaza güzel olmuş. Çünkü televizyondan tornavida setine kadar, hatta Transformers Legolarına kadar, evet, her şeyin açık ürünleri var. Evet.
Bu güzel. Peki kısaca son olarak şunu da sorayım. Bu tasarım anlayışı sizin mi isteğiniz oldu yoksa Xiaomi dünya çapında genel olarak yüzünü değiştiriyor mu? Şöyle aslında birazcık Xiaomi'nin tabii ki güncel guideline'i, kendi mimari projeleri de var. Bir de buna ek olarak bizim kendi mağazalarımızdaki deneyimleri de biz Xiaomi ile paylaşarak o kendi mimari projenin güncellemeler ve bazı deneyimler. Bir müşterek çalışma yaptık. Var yani. Xiaomi'nin genel tasarım diyelim, siz kendi lokal isteklerinizi de bir araya. Kesinlikle öyle. Aynen. O zaman ne diyelim? Hayırlı olsun. Şu an Forum İstanbul'dayız. İstanbul'da Avrupa yakasında Bayrampaşa'da yol düşenler buraya da gelsinler. Evet, 20. mağazamız. Televizyonlardan tutun da işte çocuklar için yapılan minik skuturlara kadar bazıları benim ilk defa gördüğüm çok eğlenceli ürünler var. Elinize sağlık. Güzel renkli çok mağaza olmuş. Hayırlı olsun tekrar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Xiaomi 12S Ultra şu an dediğim gibi Türkiye'de resmi olarak bulunmayan, mağazada satılmayan ama bu mağazada gelirken temin ettiğim için kutu açılışında burada yapmak istediğim bir telefon. Dediğim gibi 2022 ürün gamı içerisinde Xiaomi'nin geliştirmiş olduğu en önemli model. Xiaomi'nin Leica işbirliği ile geliştirmiş olduğu ilk model. 1 inç kamera sensörüne sahip, dolayısıyla devasa bir kamera sensörü var. Bu yüzden teknik olarak Xiaomi'nin bu sene çıkarmış olduğu, bu sene piyasaya sürmüş olduğu, dünya çapında Türkiye'ye gelmese bile belli başlı belki bazı ülkelerde bulunabiliyor olan bir telefondan bahsediyoruz. Kamera performansı gerçekten fantastik. Sıfır bir telefon değil ama ben en azından buraya bir hareket kazandırmak istedim. Telefonun kendisi burada. Zaten arka yapısı itibariyle Xiaomi'nin diğer telefonlarına benzemediğini anlayacaksınız. Fotoğraf dünyasından gelen, köklü geçmişe sahip olan Leica imzası taşıdığı için kamera departmanı, kamera adısı tamamıyla bir SLR kameranın öngörü, lens görünümü gibi bir dizayna sahip. Hatta yanlış bilmiyorsam yine kameralarda olduğu gibi bu kamera bölümü için geliştirilen bir kapak da var. Kullanmanız zaman kapatarak orayı koruma altına alıyorsunuz. Hatta benim kanalımı takip edenler biliyordur. Sadece bu telefon değil, Xiaomi'nin bir de bu telefonu baz alan Leica işbirliğiyle geliştirilmiş olduğu bir konsept telefon var. Leica'nın M serisi objektiflerine takılabiliyor ama sonucunda sahip olduğu 1 inç kamera sensörüyle gerçekten fantastik sonuçlar verebilir. Hatta şimdi Onduran'ın bir fotoğrafını çekeceğim. Şimdi tabii sensörün büyük olmasının sağladığı bazı avantajlar var. Onlardan birisi büyük sensör daha fazla sayıda bilgi toplayabildi. Daha fazla miktarda ışık aslında alabildiği için doğal bir bokeh efekti oluşuyor. Hatta şöyle gösterebilirim, biraz da zoom gireyim, yaklaştırayım. Portre çekimi değil ama arkada doğal bir bokeh var. Onuran bilmiyorum görebiliyor musun ama. 1 inç kamera sensörünün bence en büyük avantajlarından birisi bu. Topladığı bilgi miktarı, toplayabildiği ışık miktarı itibariyle organik bokeh efekti oluşturabilmesi. Bu da ister istemez görüntüyü kuvvetlendiren bir detay. 12 Ultra gelmedi belki ama umuyorum ki 13 Ultra gelir. Gerçekten çok premium bir telefon olmuş. Kamera tarafında hikayesi olan bir telefon bu. Leica'nın renk bilimi de yine bu telefonda var. Leica'nın renk profilleri yine bu telefonda ön tanımlı olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla kullanım şeklinize bağlı olarak farklı renk profilleri de değerlendirebilirsiniz. Zaten aslında bu telefon biraz da Leica ekosistemindeki Leica kamera kullanan profesyonel fotoğrafçıların bir B kamerası olabilir mi? Ya da hem telefon hem de B kamerası hibrit bir cihaz olabilir mi? Mantığıyla geliştirilen bir telefon. Diğer özellikleri itibariyle Xiaomi'nin amiral gemisi mevcut telefonlarından farklı değil. Harman kardon ses sisteminden yüksek performanslı donanım mimarisine kadar pek çok şey var zaten. Ama şu var tabii, ilginç bir detay olarak şunu söyleyebilirim. Bugün Xiaomi'nin orta seviye telefonlarında bile artık 120 Watt süper hızlı şarjı görmeye başladık ama bu telefonda ilginç bir şekilde 120 Watt değil, 67 Watt bir şarj adaptörü var. Yani şöyle bir örnek vereyim. 5 Ocak'ta dünya lansmanı yapılacak Redmi Note 12 serisinin Discovery versiyonunda 210 watt'lık bir şarj performansı var. Şarj hızı var ve o telefonun yurt dışı fiyatı aşağı yukarı 320-330 dolar bandında. Bu telefon 1000 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip ama şarj hızı anlamında 67 watt'lık bir kapasiteyle geliyor. Bunu anlamak mümkün. Tabii ki bu bir kamera telefonu. Xiaomi bu telefonda Leica işbirliği ile 1 inçlik devasa 50 megapiksel Sony sensörü yoğunlaşmış ve topyekun deneyimi onun etrafında şekillendirmiş. Farklı ürünlerde olunca her üründe bir hikaye kazandırabilmek adına örneğin en yüksek şarj hızı teknolojisini de Redmi Note serisinde kullanmış ama kademeli olarak diğer modellere de gelir diye düşünüyorum. Note 12 S Ultra bu senenin en özel, en fantastik telefonlarından bir tanesi. Dediğim gibi Sony IMX989 1 inç kamera sensörü zaten bu telefonu bambaşka bir kıvama getiriyor. Bu arada incelemesini isteyenler, incelemesini istiyorum diye yorumlarda fikirlerini paylaşabilir. İnceleme gelsin diyenler like atarak videoya destek olabilirler. Belki de like sayısına bakarak bu telefonu inceleyip incelememe konusunda karar verebiliriz. İncelemek istiyorum. Ocak başında Amerika'ya gireceğim bir teknoloji fuarı için belki yanımda götürür. Orada bol bol kamera önlüğü toplar ve incelemesini yaparım ama inceleme konusunda desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum ve beğenilerle inceleme gelme konusunda beni motive edebilir, kanalı şekillendirebilirsiniz. 12 S Ultra böyleydi. Mağazadan videomuza devam edelim isterseniz. Göstermek istediğim bazı başka şeyler de var.
Forum İstanbul'da yenilenen bir store'dayız. Yanımda Hamza, Samet ve Yunus var. Kendileri minik bir oyun oynayacağım ve o oyunu kazanan arkadaşıma, takipçime, kardeşime bir hediyem olacak. Burada sizler için zar zor firma yönetimi, mağaza yönetimi kavga ederek 6-7 tane güzel hediye ayarladım. Umarım hoşunuza gider. Şimdi 3 arkadaşım burada. Dolayısıyla birinizi seçmem lazım. Adaletli olsun diye taş kağıt makas yapacağız abi, tamam mı? Tamam. Beni yenenle yapacağım bu minik yarışmayı. Hamza, senle başlıyorum. Hazır mısın? Hazır abi. Taş kağıt. Tamam, sen kazandın. Şimdi sizin aklınız daha baki duruyor. Sana bir telefon göstereceğim. 3 saniyen var. Tamam mı? Tamam. Telefonun modelini doğru tahmin eder. Instagram ve YouTube'da beni takip ettiğini de gösterebilirsen bana, sana bir hediyem olacak. Tamam. Hazır mısın? Şimdi telefonda size göstereyim, siz bakın abi. Kameraman arkadaşım bana yaklaşabilir mi acaba? Şimdi bunlardan birini seçmem lazım. Acaba hangisini seçsem? Var mı tavsiyeniz? Bu arada telefonda sizi gördünüz mü? Otomatikman elendiniz. Bu oyunu size yapamayacağım. Evet, ne yazık ki böyle oldu. Kusura bakmayın. Hangisini seçiyorum? Şunu seçiyorum. Tamam. Evet. Bu kolay oldu. Hamza, 3 saniyen var. Tamam mı? Oyun olmaz abi. Önünü mü göstereyim? Önünü göstersem haksızlık olur abi. Biraz zor olur, arkayı göstereceğim. 3 saniyen var. Başla. 1-2-3. Redmi Note 8. Bravo. Kolay. Bravo. Daha neler. Onur abi, takip et beni. Bu kardeşime hediyesini vereyim. Evet Hamza. Hediyeni güle güle günler kullan. Bu arada yıl sona eriyor. Hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Umarım 2023 bizler için, ülkemiz için, memleketimiz için, dünya için daha güzel, daha sağlıklı, ekonomik anlamda burada gördüğünüz herhangi bir ürünü istediğimizden daha rahat alabileceğimiz, teknolojik ürünlerin bir amaç değil araç olduğu bir döneme gireriz diye düşünüyorum. Size teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Siz de. Hayırlı olsun. Şu mikrofonumu alma. O bana lazım. Hayırlı olsun. Onur abi, devam edelim istersen. Şimdi burada daha minik, daha minyatür aksesuarlar var. Benim vurgu yapmak istediğim konulardan bir tanesi akıllı saatler. Farklı bir markanın bir benzeri ürünü Amerika'dan satın almıştım. Benim bu saati almamın tek sebebi şu: kızımın masasına koydum. Bunun sebebi de şu: istiyorum ki zaman kavramı, zamanın önemi, zamanın değeri, zamanı iyi kullanabilme konusunda masanın üzerinde tam yüzünün karşısında bir saat olsun. Hem o saat onun hayatına katkı sağlayabilecek bir takım farklı yetenekler işlesin, hem de kullanımı eğlenceli olsun. Google Assistant entegrasyonu olduğu için bundan aslında şunu söyleyebilirim: tasarımlar ve markalar farklılık gösterse bile yazılım ve donanım mimarisi genelde bütün cihazlarda aynı oluyor. Dolayısıyla mesela ben ilk eğitimi tabii kendim verdim kızıma. Bendeki cihaz Türkçe dil desteğine sahip değil, yurt dışından getirdiğim için. Ama kızım müzik çal diyor, saati soruyor, hava durumu nedir diyor, farklı Google Assistant üzerinden farklı sorgulamalar yapabiliyor. Dolayısıyla o açıdan çocukların zaman kavramı kazanabilmesi adına bence son derece kıymetli. Bunun dışında tabii çevresel koşullara dayanıklı olan yine Bluetooth speakerlar var. Özellikle su geçirmez olan. Bu tasarım anlayışı zaten artık bir endüstri standardı oldu diyebiliriz. Farklı markalarda da bunu görüyoruz. Şu çok ilginç bir ürün. Bunu göstermemiz lazım. Onuran. Oh, kalkıyormuş. Ben bu kalkmıyor diye zannettim. Ben bunu ilk gördüğüm zaman şey zannettim. Musluk bahçe falan zannettim. Yani ilk tasarım itibariyle değişik görünüyordu ama bu değil. Kutusu da burada dursun, birazdan göstereceğim. Bunun şöyle bir fonksiyonu var. Hafiften böyle bir masaj etkisi oluyor ama tabii bir masaj aleti değil. Bunun özelliği şu. Göstereyim. Aslında kıyafetinizdeki tozları temizliyor. Tabii ki benim gibi giydiğiniz bir sweatshirt'ü temizlemek istemeyebilirsiniz belki ama iş hayatında takım elbiseniz evden çıkmadan önce ya da arabadan inmeden önce temizlemek isterseniz de böyle portatif bir tüy temizleyici, ki bana lazım. Neden lazım? Ben bir evcil hayvan sahibiyim, bir köpeğimiz var. Dolayısıyla üzerimize kıl tüyü çok fazla düşüyor. Çünkü evden çıkmadan önce kucağımıza atlama zıplama bir ayrılık seremonisi yapıyor bizim ufaklık. Dolayısıyla kıyafetleri temizlemeden önce, tüyleri temizlemek daha kurumsal hayata adapte olabilmek adına, hijyen ve temizlik anlamında portatif bir temizleme cihazı yapmış. Zaten bunu biliyoruz artık. Portatif bir hava pompası. Bisikletinizi ve belki skuterinizi ya da benzer cihazları onunla şarj edebilirsiniz. Daha doğrusu havasını basabilirsiniz diyelim. Kardeşim hayırlı olsun. Sürekli etrafta geziyorsun. Ürünlere bakıyorum. Eyvallah kardeşim. Şimdi Onuran. Burası artık giyilebilir ve duyulabilir cihazların olduğu kısım. Aslında tek tek ürünleri anlatmayacağım. Çünkü önemli bir kısmına aşinayız. Örneğin Mi Watch serisi saatleri zaten daha önce gördük. YouTube'da çok fazla inceleme çeşidi var. Bulabilirsiniz bunları. Ama benim nispeten yeni gördüğüm ürünlerden bir tanesi Smart Band 7 Pro oldu. Bunlar aslında akıllı bileklik ama akıllı saate yakın, akıllı bileklik görünümdeki cihazlar gibi değerlendirilebilir. Benim Smart Band 7 Pro'da en çok hoşuma giden detaylar 1.64 inç boyutunda büyük bir ekran sahip olması ve tabii ki manyetik şarj istasyonu, manyetik şarj uyumluluğuyla gelmesi. Bunun dışında entegre GPS özelliği de yine bu cihazların bence önemli detaylarından bir tanesi. Şimdi aslında Onuran, o
tarafta çok fazla gürültü olduğu için oraya yaklaşmak istemiyorum ama bak Xiaomi'nin televizyonları var burada. Bu televizyonlar önemli. Neden önemli dersen eğer şundan dolayı önemli. Hatta şu an ara görüntüler girer ben anlatayım. Şimdi Xiaomi televizyon pazarında en hızlı büyüyen markalardan bir tanesi. Niye böyle söylüyorum? Örneğin Hindistan pazarında uzun süredir bir numaralar. Bunun dışında Çin pazarında yine çok hızlı büyüyorlar. Dolayısıyla Xiaomi'nin akıllı telefon tarafında olduğu gibi televizyon tarafında da ciddi bir büyümesi var. İşte o yüzden televizyonları sıkı sıkıya takip etmekte fayda var. Ama şöyle bir durum da var. Türkiye'de televizyon tarafında rekabetçi olmak zor. Neden zor? Türkiye'de televizyon üretimi yapan yerli üreticiler var. Dolayısıyla yerli üreticileri koruyabilmek adına gümrük gözetimi uygulanıyor. İşte bu yüzden Türkiye'ye gelecek olan yeni bir televizyon markasının fiyat anlamında rekabetçi olabilmesi için yerli üretim yapması önemli. Xiaomi şu an Türkiye'de televizyon üretim yapmıyor ama kim bilir belki ileride yaparlar. Benim en sevdiğim ürün grubu işte burası. Mükemmel. Neden böyle düşünüyorum? Şöyle söyleyeyim. Mesela Air Fryer aynı model, aynı model. Birebir aynısını ben evde kullanıyorum. Bizzat kendim gittim bir Mistor'dan satın aldım ve kullanıyorum. Genel olarak daha doğrusu kullanıyorum derken benden çok eşim kullanıyor. Ama pratik yemek anlamında, pratik kızartma yapma anlamında bence oldukça keyifli ve kullanışlı bir cihaz. Hatta Air Fryer olarak değerlendirdiğimiz zaman şunu söyleyebilirim ki Xiaomi'nin modeli bence tasarım anlamındaki en güzel cihazlardan bir tanesi. Neden? Minimalist, bembeyaz. Tasarım anlamında çok beğeniyorum. 3,5 litrelik bir hacme sahip zaten. Ama benim ilk defa burada gördüğüm ve inanılmaz heyecanlandığım, temin etmek ve kullanmak için sabırsızlanan ürünlerden bir tanesi Xiaomi'nin akıllı blender'ı. Kalite hissiyatını daha elinize aldığınız ilk anda veren bir blender. Dolayısıyla bununla ister meyve, ister farklı sıvılar, isterseniz katı buz kırma konusunda pek çok şey yapabilirsiniz. 8,5'lı çok açılı doğrama yapıyormuş. Bunun dışında 9 kademeli hız ayarı var. Zaten internetten yemek tarifi alabiliyormuş. Bu ilginç bir detay. Muhtemelen telefon uygulaması üzerinden yönetilebilen bir yapısı var onun. Ama sonucunda dediğim gibi her yerde göremeyeceğimiz bir ürün. Xiaomi'nin geliştirmiş olduğu akıllı blender. Bunun dışında sürahiler, masa lambaları. Mesela ben de şu en başta kırmızı çizgili olan masa lambası var. Kim kullanıyor? Kızım kullanıyor. Kızım masa lambası olarak kullanıyor onu. İF tasarım ödülüne sahip olan bir ürün. İlginçtir. Xiaomi'nin ekosistem ürünleri içerisindeki pek çok modelde İF tasarım ödülü var. O masa lambası da onlardan bir tanesi. Öyle ince, pasif sıradan bir masa lambası gibi göründüğüne bakmayın. Telefon kontrolü akıllı masa lambalarından bir tanesi. Ama anladığım kadarıyla onun da yenileri çıkmış. Bakın burada. Ne kadar yetiyor daha? Bu kadar yetiyor. Tasarım anlamında biraz daha farklı bir model. Onun için sürahi ve buna benzer ürünler de var. Şimdi gelelim bu kısma. Burası da ilginç olmuş. Çünkü burada bir süpürge alanı görmekteyiz. Bir kısmı akıllı süpürgeler, bir kısmı da dikey süpürgelerle ilgili. Güzel olan detay şu. Bak, sana bizzat kendi evimde kullandığım süpürgeyi göstereyim eğer burada varsa. Var. Mob 2 Ultra. Bu benim kullandığım model. Şu an aktif olarak evde ben bunu kullanıyorum. Çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Ama şu var. Uygulama benim tahminimden daha kısa sürede yedek parçayı değiştir diyor. Yedek parçadan kastım da şu. Bunda değişebilmesi gereken, değişmesi gerekebilecek 2-3 tane fırça var. Bir iç fırçası. Bu partikül toplama fırçası. Yani zeminde giderken ufak tefek parçaları bu fırça ana toplama süpürgesini atıyor. Oradan da zaten içeriye doğru emiliyor. Emdikten sonra da zaten şuradaki hazneye topluyor. Eğer bu üniteye sahipseniz bunun içerisinde toz torbasına yolluyor. Eğer kısa üniteye sahipseniz de bunu tekrar şöyle açıp temizlemeniz gerekiyor. Bak bu filtre, motor fırçası ve alttaki az önce gösterdiğim turuncu fırçayı uygulama ömrü doldu diyerek temizleme konusunda kullanıcıyı yönlendirebiliyor ama bence yıkanarak, temizlenerek ya da uygulamanın gösterdiği süreden az bir süre kullanarak da yine bu süpürgeden istifade edilebilir. Benim deneyimim en azından bu yönde. Ama şunu söyleyebilirim, Xiaomi Mob 2 Ultra belki akıllı süpürge dünyasındaki en üst seviye, en iyi akıllı süpürge olmasa bile ben çok büyük bir keyifle kullanıyorum. Bunun dışında benim henüz deneyimleme şansı yakalamadım ama kullanılan bir iki arkadaşımın çok iyi olduğunu söylediği portatif Xiaomi projektörler var burada. Bizzat deneme şansım olmadı. O yüzden bireysel yorum ve tecrübelerimi sizlerle belki paylaşamayacağım. Ancak sevdiğim arkadaşlarımın, teknolojiye meraklı olan bazı arkadaşlarımın yorumları oldukça iyi. Evet.
çalmak, akıllı bilekler için burada kayış aksesuarlarını bulabilmek, kişiselleştirme fırsatı yakalayabilmek bence güzel. Çünkü bu tür ürünleri, aksesuar bulmak her zaman kolay olmayabiliyor. İnternetten belki bulunabilir, söylenebilir ama Forum İstanbul'da yakın olanlar bu tür aksesuarları bulmak için de, Xiaomi ekosistem ürünlerinin yedek parçalarını, aksesuarlarını bulmak için de tabii ki buraya gelebilirler. Bunun dışında cıvıl cıvıl renklere sahip olan çantalar var. Bunlar yine küçük çocuklarımız okul çantası olarak, sırt çantası olarak da kullanabilir. Ya da hanımefendiler bunu bir piknik ya da seyahat çantası olarak da kullanabilirler. Çünkü bakalım. Bu arada hissiyatı hiç fena değil. Tabii içerisi toplu görünsün diye doldurmuşlar için ama bu Decathlon'da satılan bazı şeyler var ya, çok sık karşımıza çıkan çantalar, biraz daha onlara benziyor. Günlük hayatta hani başına bir şey gelirse çok önemsemeyeceğin, pratik ama renk olarak, tasarım olarak güzel olmuş cıvıl cıvıl çantalardan bahsediyorum. Her evde olması gereken bir Xiaomi ürünü var. Çoklu tornavida seti. Bu 16'ya 1 olan. Evde çok incik boncuklu oynuyorsanız, çok fazla montaj yapıyorsanız eğer, bu yine motorize tornavida setlerinden birisi olabilir. Onun dışında tabii ki powerbankler de var. Farklı kapasitelerde. Kablosuz şarj edebilenleri var. Yüksek kapasiteli olanları var. Hızlı şarj edebilenleri var. Yavaş şarj edebilenleri var. Yüksek kapasiteli olanları var. Dolayısıyla çok fazla seçenek burada sunuluyor. Onuran, sen seversin oyun telefonları. Poco X4 GT. Mesela X4 GT'yi ben şu ana kadar incelemedim. İlk defa ben de X4 GT'yi elime alıyorum. Esasında genel görünüm itibariyle mesela F4 GT ile kıyaslandığı zaman biraz daha şey olmuş. F4 GT mesela oyun tasarımı anlamında biraz daha agresif çizgilere sahipti. Biliyorsun onda yanında tetik butonları vesaire var. Arkada biraz daha keskin ve agresif görünüyor. Bunda ama biraz daha sakin bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Üst kasamındaki kamera bölümü. Kamera departmanı daha çok Mi 12 serisine yakın bir tasarım diline kavuşmuş durumda. Bir kamera alıcısı içerisinde iki ayrı, üç ayrı lens yapısı var. Genel görünümü güzel ama bir F4 GT gibi olmadığını söyleyebilirim. Bunda güzel olan detay şu, Dimensity 8100 platformu var. Dimensity 8100 platformu olmasından dolayı da hem 5G desteğine sahip hem de oyun tarafında yüksek performans verebilecek modellerden birisi. Onun dışında zaten 144 Hz desteği yine burada, 60 megapiksel bir ana kamera mimarisi var. Fiyatını söyleyeyim. Bu telefonun fiyatı burada 800-256 olan için 13 bin liralık bir fiyatlandırması var. Oyun telefonu olarak Dimensity 8100 platformu zaten yüksek performans sağlayacaktır. Burada Note 11 Pro 5G var. Xiaomi'nin şu anda orta seviyedeki en çok satan telefonlarından birisi diye duyuyorum. Bunun Snapdragon 695 var. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi Note 11 Pro 5G benim sevdiğim modellerden bir tanesi ama kafa karıştıran konu şu. Snapdragon 695 dendiği zaman ya şu anda Snapdragon 700 serisi var. Snapdragon 8 Gen 1 Gen 2 serisi var. 695 acaba eski nesil mi diye kafalarda soru işaretleri uyanmaya başlıyor ama değil. Snapdragon 695 Qualcomm'un tuhaf isimlendirmesinden dolayı biraz böyle bir algının kurbanı oldu ama yeni nesil çekirdek tasarımına sahip, yeni nesil grafik birimi var. 5G desteği var. Dolayısıyla Note 11 Pro 5G Snapdragon 600 serisi herhangi bir platformdan çok çok daha yüksek performansa sahip olan, oldukça donanımlı, oldukça performanslı bir platform gibi düşünebilirsiniz. Buradaki fiyatlandırma 8128 için 10.500, 8628 için de 10.000 liralık bir fiyatlandırma yapmış durumdalar. 12T Pro var. 12T Pro'nun önemli bir özelliği var. Kamerayı seven kameraman arkadaşım Onuran'ın sevebileceği bir detay bu. 200 megapiksel kameraya sahip olan Türkiye'deki ilk telefon, dünyada da sayılı telefonlardan bir tanesi. Hatta Onuran, gel bir 200 megapiksel fotoğraf çekelim. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere standart olarak 200 megapiksellik görüntü kaydı yapmıyor. Öncelikle 200 megapiksel modunu aktif etmemiz gerekiyor. Lensi temizleyelim önce. Hop. Şimdi mesela karşıdaki hanımefendiyi çektik. Şöyle yapalım. Nasıl Onuran? Bir tane daha çekelim. Sabit bir görüntü çekmeye çalışıyorum. Ta karşıdaki beyefendi çektim. Bakalım. Şuradaki beyefendi. 12T Pro'ya bir süre için kullanma şansı yakaladım. Henüz inceleme, yayınlama fırsatım olmadı ama kamera performansı benim düşündüğümden de iyi çıktı. Tabii çözünürlük arttığı için sabit sensör boyutunda çözünürlüğü arttırabilmenin yolu daha fazla piksel kullanmaktan geçiyor. Sensör boyutu çok artmadan çözünürlüğü arttırmak için piksel sayısını arttırmanın yolu ne? Pikselleri küçültmek. Dolayısıyla 200 megapiksel kamera sensörlerinde piksel boyutu fiziksel anlamda çok büyük gelmeyebilir belki ama sonucunda çoklu piksel bindirme, kümelendirme yöntemi var. Dolayısıyla 16 tane pikseli tek bir piksel gibi çalıştırabiliyor. İşte bu yüzden gerek gün ışığı altında gerekse de düşük ışık altında benim beklentimin çok ötesinde bir performans sunduğunu söyleyebilirim 12T Pro'nun. İşin ilginç yanı 200 megapiksellik görüntüler, fotoğraflar aşağı yukarı 60-70 megabaytlık dosya büyüklüğüne sahip. Buna rağmen 12T Pro çektiğiniz anda görüntüyü galeride oluşturup anında izlemenizi
kendisi de olanak tanıyor. Olanak tanıyor. Bu açıdan benim hoşuma giden bir telefon oldu. Fiyatlandırmaya bakıldığı zamansa hemen söyleyelim. Sadece 12-206 seçeneği var. 24 bin lira gibi fiyatlandırmaya sahip. Evet, Onur'a beraber Forum İstanbul'da yeni mağazayı gezmiş olduk. Çok keyifli bir mağaza olmuş. Ferahlamış diyebilirim çünkü yeni tasarım anlayışında bembeyaz bir atmosfer var. Ve benim daha çok hoşuma giden detay, mağazacılık anlamında yeni kazanımlar var ama bu mağaza içerisinde benim de ilk defa gördüğüm bir takım yeni ekosistem ürünleri var. En çok hoşuma giden, gel istersen son kez bakalım. Ve Daido'nun yanında yapayım. Oh, ağırmış. Akıllı blender. Sanki 90'lara geri dönüş var gibi değil mi? Böyle blenderlar yeniden böyle bir hava kazanmaya başladı. Ama tabii bu akıllı olanı uygulama üzerinden yemek tarifi çekebilen bir ürün. Dediğim gibi İstanbul'da, Bayrampaşa'da, Forum İstanbul'daki Mi Store yepyeni. Artık içerisi insanın daha rahat gezebileceği bir kıvamı gelmiş durumda. Robot süpürgelerle ilgili deneyim alanı var. Bütün ürünlere yakından bakılabiliyor. Transformers Lego bile var. Dolayısıyla benim için de keyifli zaman geçirdiğim. Umuyorum kamera arkasındaki sevgili dostum Onur Hanım'ın da keyifli zaman geçirdiği. Umuyorum ki sizlere de atmosferi, ambiyansı yansıtabildiğimiz bir video olmuştur. Teknolojiyi sevenler, Xiaomi ürünlerine ilgi duyanlar, yeni Xiaomi ürün satın almak isteyenler, Anadolu yakasında tabii durum ayrı olabilir belki ama Avrupa yakasında bu ürünlere dokunmak, kurcalamak, farklı kampanyalardan istifade etmek isteyenler hem bu mağazaya gelebilir hem de Xiaomi ekosistemindeki pek çok mağazanın işletmecisi olan Evofon'un sosyal medya hesaplarından da diğer mağazaları ve mağazalardaki kampanyaları da takip edebilirler. Dediğim gibi yepyeni ürünler var. Bir kısmını ben de ilk defa gördüm. Dolayısıyla benim için çok keyifli bir deneyim oldum. Sürçülisan ettiysem affola. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'da Erdoğuzay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Azizlerden takip alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabrınıza minnettarım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yapma.